Herkese selamlar. Bu hafta farklı bir konu ile karşınızda olmak istedim. Genelde karakterlerin hikaye gelişimleri yahut kuramlı üzerine videolar yapıyorum. Ama bu sefer yazım tekniği üzerinden ilerleyerek karakter etkileşim incelemesi yapacağım. Yani tam olarak ne demek istiyorum hemen açıklayayım. Bildiğiniz üzere videolar arasında yazarım bazı tekniklerini kendisine oluşturduğu şablonu tespit ettiğim zaman bunları ben sizinle paylaşıyorum. İşte misal birçok kere bahsettiğim gibi karakterlerin sık sık duyduğu göndermesi yapılan bağlantısı olduğu başka karakterleri okuduğumuzda artık eninde sonunda bu iki tarafın bir araya geleceğini rahatlıkla öngörebiliyoruz. İşte Jamie'nin ve Brienne'nin onca göndermeden sonra Lady taşkarf ve Sancaksızlar bir araya gelmesi ya da Jamie'nin Nymeria ve sürüsüyle karşılaşacağını öngörmemiz gibi. Bu haftaki konumuz da yine Martin'in karakterler arasındaki ilişkili olacak ama bunların altyapısını atması üzerine duracağız. Ben bu fikri John Arya Trash isimli bir Tumble blogundan edindim. Bu blogda John ve aile karakteri ele alınmış. Bu yüzden bu ikili ele aldığımız bölüm genel olarak çeviri olacak ama ben kalanı bizzat kendim hazırladım. Şimdi bu haftanın konusu roman yazmak isteyen, ilgi duyan arkadaşlar için de birazcık eğitici olabilir. Epik fantastik romanları en başta olmak üzere elbette roman karakterleri bir yolculuğa çıkmadan önce elbette ki hikayenin konusu ve nasıl gelişeceğine de bağlı olaraktan bazı altyapıların atılmasına ihtiyaç vardır. Eğer bu altyapıları atmazsanız ileride gelişecek ilişkiler bu olaylar okuyucu için çok yüzeysel, sırıtan ve nereden çıktığını anlayamadığı bir olaylar silsilesine dönüşür. Biz elbette ki okuyucuyu heyecanlandırmak ve şaşırtmak için hikayenin olabildiğince öngörülmez olmasını isteriz ama bu demek değildir ki ters yüz yapacağız diye de gökyüzünden durduk yere bir uzayla indirelim. Bu demek değildir ki hikayede hiçbir altyapısı ve örneği olmadan ölüleri diriltmeye başlayalım. Tüm bunları yaparsanız hikayenin gerçekliği bozulur. Okuyucu hikaye ile tam olarak özleşemez, bütünleşemez. E bazıları tamamen kitaptan kopabilir de yani hikayede gene anlamlı bir eksiklik bir yüzeysellik olmaya başlar. Olması gerektiği kadar mükemmel olmaz. E söz konusu serimiz Asoyaf'ta Deneriz karakteri haricindeki tüm ana karakterler hatta bazı yardımcı karakterler Winterfell'de toplanıyor. Yani hikayeyi olay, olayın kahramanlarının sebeplerinin bir araya toplanması ile başlıyor. Benim öngörüme göre hikaye nasıl başladı ise ileride de bu şekilde bir araya gelme o veya bu şekilde gerçekleşecek. Elbette ki ben buradaki kastettiğim tekrar bir ziyafette Layla Lom gülüşler eşliğinde bir toplanma değil. Martin bir jonglör edasıyla bir sürü topu bir araya getirdi ve sonra hepsini havaya fırlatıp dört bir yana dağıttı. Bu topların bazısı hikaye süresince kesiştiği, birleştiği veya işte birbirinden tamamen uzakta kaldı ve kimisi hikaye dışına çıkartılarak öldü. Yazarın bundan sonra yapacağı şey bu dağıtı topları tekrar bir araya getirmek ve hikayeyi sonuca bağlamak olacaktır. Martin şu saatten sonra zaten POV karakterlerini azaltmaya gidiyor arkadaşlar. Sayıda bir değişiklik olmadıysa 9'a indirecek. Bu yüzden 6. kitapta birçok POV karakterin ölmesini bekliyoruz. Zaten kış rüzgarlarının daha bir karanlık havası olacağını Martin söylemişti. Birçok ölüm hatta aklımda yanlış kalması düğün bile olacaktı. Tabii ki de savaşı unutmayalım. Yani Büyük Beşli'nin son kitaba kadar hayatta kalacağını hesaplarsak öyle demişti çünkü. Geriye 4 Bov karakteri kalacak hayatta bırakacağı yani John, Arya, Bran, Deni ve Tyrion dışında hayatta kalacak 4 karakterimiz daha var. Bunlardan biri daha doğrusu ikisi yüksek ihtimal Sansa ve Jaime. Yani ben kesin görüyorum hayatta kalacaklarını 7. kitaba kadar. Geriye 2 tane kaldı. Ben Cersei'nin de hayatta kalacağını düşünenlerdenim. Geriye kalan tek kişiyi de artık sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Elbette ki bazı ölümleri 7. kitaba da bırakabilir. Ama Martin yükünü hafifletmeye çalışacağı için imkanı verdiği ölçüde hızlıca kurtulmak isteyecektir diğer karakterlerden. Belki hani bir iki karakter en fazla işte 7. kitabın başlarına kadar hayatta kalır en fazla diye düşünüyorum. Yani başlarda ilk fırsatta öldürür. Daha fazla ilerletmesi hikayesini. E bunun dışında Martin öldürmek yeni bir şekilde hikayeden çıkarmak girişimi yapabileceğine benzer bir şey söylemişti sanırsam. Yani illa öldürmek zorunda olmadığını da belirtmişti. ve onu tamamen kendisine bağlı artık hikayesine yiyor. Yani şöyle bir şey de olabilir. Brenne dördüncü kitap pov karakteri ama Martin bundan sonra onu pov karakter olarak kullanmayabilir. Melisande altıncı kitapta pov karakteri olacaktır ama yedinci kitapta olmak zorunda değil. Veya Selmi yahut Hota. Elbette hani onun dışında hani hikayesi bitmişse öldürmeden başka bir yere de gönderebilir ve tamamen hikayeden çıkartabilir öldürmeden. Bu tamamen Martin hikayeye göre karar vereceği bir şey ama emin olduğumuz tek şey Poe karakterlerinin sayısını indirecek. Çünkü jonglörümüz bu kadar topu havada tutup döndürmekte zorlanıyor ve yoruluyor. E bunca yıldan sonra tabii ki de bu yıpratıcı bir şey. Yani bakınız 10 sene sürdü 6. kitabı yazması ve hala da yazıyor. Konuya geri dönersek romanın başında bir araya toplanan karakterlerin kimisi kimisiyle bir şekilde doğrudan veya dolaylı bağlantı haller demiştim. Örneğin John ve Rob Winterfell'den ayrıldıktan sonra bir araya hiç gelmediler. Ama dolaylı olarak hikayeleri bir şekilde ucundan dahi olsa bağlantılı olmaya devam etti bir diğer örnek John'un ileride Lady Catlin ile bir araya geldiğinde aralarında yaşanacak şeyleri iyi kötü hepimiz tahmin edebiliriz. Şimdi bir yazar için sorun şu soruyu sormakla başlıyor. Yıllar sonra bir araya gelecek yok. Hiçbir zaman bir araya gelmeyecek ama hikayeleri ile birbirlerini etkileyecek karakterlerin ilişkilerinin altyapısını nasıl atarım? Bunlar sittin sene sonra bir araya geldiğinde birbirlerine duydukları büyük sevgi veya düşmanlık sonucu yapacakları şeyleri, olacak olayları nasıl temellendirebilirim? Öyle ya şimdi birbirlerine bir şekilde tanıdıklarına, zaman geçirdiklerini, hisleri olacağı gibi şeyleri okuyucuya anlatmak gerekecek ki ileride okudukları zaman nereden çıktı bu demesinler. Lakin bir diğer sorun şu. Bir roman yazarı olarak senaryo kadar olmasa bile yazarları da kısıtlayan bazı etkenler olabiliyor. Yani zaman gibi. Şimdi hikayeler doğal olarak Maceranın başladığı zamandan yazılır. Yoksa aslında hikayenin bir öncesi her daim vardır, bir temeli vardır ama yazarlar çoğu zaman önceki hikayeleri sunup sonra maceraya başlatmazlar. Bu yüzden hikayenin başlangıcı kısıtlı bir zaman diliminde okuyucuya sunulmak zorunda. Bu yüzden de siz bu kısıtlı zaman ve mekanda karakterler arasındaki ilişkilerin altyapısını atmak bunu göstermek ve hikayeyi tanıtmak zorundasınız. Şimdi i̇şte Martin de doğal olarak bu karakterleri Winterfell'de toplatarak maceraya başlatmış. John, Arya, Ned, Cersei, Robert, Tyrion, Jaime ve diğer herkes burada bir arada. E bir ziyafetten daha iyi bir toplama bahanesi olabilir mi? Benjen amca bile geliyor. Sandor bile geliyor. Hikayenin tüm önemli parçaları bir eksik burada. En azından birçok e, önemli parça diyelim. Lakin bu insanlar sadece birkaç bölüm bir arada bulunabilirler. Bu yüzden de Martin'in sadece birkaç bölümlük zamanı var. Tüm o altyapıları atmak ve bize göstermek için. Eminim aranızda zaman zaman şu soruyu soranlar olmuştur. John ve Ned'in neden sahnesi yok? John Bran mı araya hatta Rob'a veda etti ama neden Martin bize Rickon'a ve Sansa'ya veda sahnelerini göstermedi? Arya'nın neden annesi ya da diğer kardeşleriyle vedalaştığı bir sahne yok? Jon ve Ketin bile sahnesi var. Etmiş olması lazım, değil mi? E mantıken hepsi birbirine veda etmeli. Martin'e sorsak muhtemelen ettiklerini söyler ama bize göstermedi sebep. Çünkü Martin'in zamanı ve yeri kısıtlı. Bize sadece gerekli olan karakter etkileşimlerini altyapılarını, ilişkilerini gösteriyor. Eğer Winterfell sahnelerinde karakterler arasında doğrudan sahneler yer almamış ise bunun sebebi o karakterlerin ve hikayelerin ile olan bağlantısının olmaması ya da çok büyük bir etki sahibi olmaması, önemsiz kaçmasıdır diğer karakterlerle ilişkiye göre. Bu tabii ki asla bir araya gelmeyecekler manasında gelmiyor ama dediğim gibi hikayelerin birbiriyle olan ilişkisi zayıf ya da yok gibi bir şey. Yazar bize daha önemli olanları, ana etki sahibi olanları göstermiş. Bu yüzden Taht Oyunları'nın ilk bölümlerin bize gösteren Winterfell sahneleri çok önemlidir. Dikkatli okunmalı ve ele alınmalı. Bize ileride olabilecekler ile ilgili izlenimler, fikirler veren sahneler bunlar. Şimdi gelin bu etkileşim içindeki karakterlere bakalım. Kim kimle neyi atlapsını atmış. Eğer öyle okuyalı uzun zaman oldu ise veya kitapları daha yeni başlayacak iseniz Winterfell bölümünü okumanızı ve videoyu öyle dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü kitaplardan hiçbir alıntı vermeden her bir saniye bildiğinizi hatırladığınızı farz ederek anlatacağım. Jon Snow ve Arya Stark'ın povları ile başlıyoruz. Bu povları sırasıyla inceleyeceğiz. John'un Winterfell'de iki tane Arya'nın da bir tane bölümü var. Bu üç bölümün ikisi ağırlıkta John ve Arya etkileşimine konu almış. Martin bu ikisi arasındaki ilişkinin boyutunu aralığındaki bağın kuvvetini göstermiş. Doğrusu genel olarak diğer karakterlerle karşılaştırdığımızda bu ikisi için ayrılan sahneler diğerlerinden daha fazla. Yani biraz da açıklamam gerekirse her bir, bir, po her bir povun çeyreği diğer karakterlerle etkileşimlerini gösterirken %75'te bir birbirine olan etkileşime ayrılmış ki bu çok dikkate değer bir oran arkadaşlar. Bu da Martin için bu iki karakterin ilişki bağının hikayesinin birbiri üstünde olan etkisini çok önemli olduğunu ve dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Zaten 5. kitap sırf bu bağın altyapısı üstünde kurulmuş ve sonuçlanmış. Winterfell bölümlerindeki karakter ilişkileri ve bunun hikaye yans yansımasında en dikkat çekici ve en önemli karakter etkileşimi John ve Arya'ya ait. Şimdi bundan sonrası video başında bahsettiğim blogun çevirisi olacak. Elbette ki her zamanki gibi kendi eklemelerim ve cümlelerimle. Arya ve John'un birbirleri için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yani hiçbir şey olmasa bir aralarında çok derin, özel bir duygusal bağ olduğunu herkes kabul etmek zorunda zaten. Diğer yandan ikisinin ciddi manada birbirine bağlı bir yapı sergilemekte. E, tüm bunları Martin burada Winchester sahnelerinde göstermek zorunda çünkü sonraki dönemlerde ikisi birbirini çok uzun zaman görmeyecek aynı diğer karakterler gibi. Martin'in bundan sonra bu iki karakterin eylemlerinin birazsa Ejurat Dağındaki gerçekçi gösterip inandırıcı olmasını sağlamak için altyapısını kurma adına buradaki bu uç sahneye ihtiyacı var. Peki bu nasıl yapıldı? Şimdi ilk olarak bazı bov, pov, pov karakterler aracılığıyla hikaye görmek önemli. Çünkü ilk sebep bu karakter ya da karakter etkileşimler hakkında önemli bilgiler, ipuçları verir. Veya ikinci sebep olarak da hikaye anlatan tek pov karakteri Onlardır. Örneğin işte herkes gittiğinde Winterfell ve Kuzey'de neler olduğunu sadece Bran aracılığı ile izlemek zorundayız. Çünkü artık oradaki tek Pov karakteri kendisidir. Artık ondan başka bir seçeneğimiz de yoktur. Kitabın ilk başındaki Winterfell sahnelerinde zaten hali hazırda birden fazla Pov karakteri gördüğümüz için ikinci neden Jon'a ve Pov'ları açısından konu dışında kalıyor. E bu ikisinin Pov'ları birinci nedeni bize sunuyor. Yani bu ikisinin Pov'u onlar hakkında bir şeyler öğrenmemiz için yazılmıştır. E yapısal olarak John bir sahnesi John'un yolculuğunu hazırlamak için kullanılıyor. Bu Pov sayesinde onun geleceği hatta bazı yönlerden geçmişi bile denebilir. E, sayesinde ilgili birçok bilgi ediniyoruz ve elbette kararlarındaki motive kaynakları hakkında da bilgiler ediniyoruz. Şimdi Jon bu bölümde üç önemli belirgin karakter ile etkileşime girmiş. Hayalet, Benjen ve Tyrion. Ee, hayalet orada çünkü her daim onun yanında ve tüm hikayesi boyunca Jon için çok önemli bir figür oldu. Aşk gerek yoldaşlık için olsun, gerekse work ve benzin yetenek için ve koruma için olsun. Benjen Stark Jon'u gece nöbeti kültürüyle tanıştıran John için bu anlamda bir rol model halinde olan çok sevdiği amcası olarak karşımıza çıkıyor. John'un yüzünden, John yüzünden, yani yüzünden çektiği sıkıntıların, yüzünden çektiği sıkıntıların Benjamin gibi bir adamın ona örnek olmasıyla geleceğini gece nöbetinde gördüğü aşikar. Geçmiş zamanlarda Benjamin'i ziyaret edip çocuklara zaman zaman hikayeler, bilgiler aktardığını biliyoruz. Bir ihtimal Benjamin olmasıydı belki de John... Gece nöbetine katılma konusunda istekli olmayacaktı. Çünkü biliyoruz ki herkese amcası gibi sanmıştı ve ancak yolda ve bilhassa surda gerçeği öğrenmiş. Ama artık çok geç olduğu için kararından geri dönemeyeceğini söylemiştir. Beyci'nin sur ötesinde kaybolması John için ciddi bir üzüntüye sebep. Şimdi sonuçta Aiden kaybeti ilk üye ve hikayesi boyunca ona ne olduğu sorusunu soruyor ve düşünüyor. E bu açıdan Benjin ve Arya hikayesini benzerlik gösteren bir duruma sahipler zaten. Bu yüzden Jun'un amcası neler olduğunu bulma arzusu bu uğurda sur ötesine gitmeye istekli olması gibi şeyleri haklı çıkarmak ve bir temele dayandırmak için ikisi arasında bu etkileşim ihtiyaç vardı Winterfell'de. Jun'un ona sevgisi, hayranlığı ve yakınlığını görmek zorundaydık. Tyrion sahnesi büyük ihtimalle Martin'in ilk tasarladığı aşk üçgeni için önem arz ediyordu. Yani biliyorsunuz mektup yazılıp gönderildiğinde kitabın ilk 172. sayfası yazılmıştı. Daha sonra Arya'ya aşık olacak olan Tyrion'un Jon ile tanışması ve bir etkileşime girip daha sonra olayların ve yaşanması açısından önemliydi, gerekliydi. Taslakta Tyrion'un olay örgüsü ilk olarak Kral'ın Şehri'ne geri dönüp Arya ile arkadaşlık ilişkisi kurması ve ona aşık olması ve sonra John ile bu yüzden çatışması şeklindeyken son halinde Tyrion Sur'a giderek John ile arkadaş ilişkisi kuruyor. Görünüşe göre Martin illaki bir Stark ile bu adamı arkadaş yapmak istemiş ama bu seferkinde karşısındaki sadece bir Stark değil ayrıca bir Targaryen. Muhtemelen hikayenin son iki kitabında Tyrion'un bu John ile olan yakın arkadaş ilişkisinin Targaryenler ve Starklar arasındaki İletişim, etkileşim için bir nevi köprü niteliği taşıması hatta Jon'un Targaryen e, kimliğiyle de düşünürsek bana göre Dans 2 için Tyrion'un da e, John ile yakın ilişki kurması bu açıdan da e, gerekliydi. E, sonuçta serinin sonlarını e, büyük ölçüde etkileyecek bir ilişkinin başlangıcı bence. En John'un Jon'un daha sonraları zaman zaman Tyrion'u birkaç kere hatırladığı ve arkadaş olarak betimlemesi dikkat çekici. Hatta onun tavsiyelerini ve sözünü hatırlaması uygulaması da. Şimdi aile arasındaki savaşa rağmen Jon'un Tyrion'a karşı kötü bir his beslediğine veya kötü düşündüğüne dair bir şey okumadığımızı hatırlatmak isterim. Hatta John Tyrion'u kaçırıp savaşa sebep olduğu için Catelyn'ı suçluyup ateş püskürüyordu. Arya bir sahnesi Arya'nın Winterfell'de sahip olduğumuz tek sahnesi. Ee, tüm kitaplar boyunca yaptığı yolculuk ele, 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 ele alınıyor. Arya'nın bu sahnesinden sonra bakarsak. Ee, ve tabii ki aynı zamanda Jon'a kavuşmakla da ilgili. Jon'un aksine Arya Winterfell'de iken sadece 3 ana karakter ile etkileşim içerisine giriyor. Sansa, Nymeria ve Jon. Belki Sansa'nın arkadaşlarını biraz da Jane'e de katabiliriz bu iş için. E, Arya 1'in açılışında bize Arya'nın Foil dedikleri tezat karakter olarak tanıtılıyor Sansa. Nidhik'in Martin'in açıklamasına göre de Sansa'yı oluşturma amaçlarından biraz da buydu. İkisini çatıştırmaktı. E, bilmeyenler için tezat karakterler işte ana karakterlerin özelliklerini vurgulamak için, öne çıkarmak için e, onlar için yaratılan onun tersi karakterlerdir. Arya'nın Sansa'nın ilişkisi, Arya Sansa'nın ilişkisinin sunuş şeklinde bakarsak karakterlerinin birbirine olan zıtlıkları iki kız kardeş arasında ciddi bir anlaşmazlık sebebi olmakla beraber Sansa'nın Jon'a karşı olan e, kötü tavrı için tartışmaların da ileride bir başka anlaşmazlık sebebi olarak bir ihtimal görebiliriz. Şahsi fikrim bu ikisinin daha kapanmamış çok meselesi olduğu ve böyle büyük sorunla ilişkinin daha çok su kaldıracağı yönünde. Bu yüzden kralın şehrine giderken ve kralın şehrinde olan bitenler de eklenince tekrar birleştiklerinde ciddi olaylar bekliyorum. Ayrıca tabi Sansa'nın arkadaşı Jane ile olan etkileşimde de unutmamak lazım. Yani ucundan küçük bir etkileşim de tabi ama olsun. Tüm o kötü isimleri ona takan ve onu rahatsız eden. E, kralı, şiş, kralı şehrine de Sansa ele bir olup ona yönlü, psikolojik olarak baskı yapıp her şeyin suçlusu olduğu konusundaki telkinleri e, bizi doğrudan 5. kitaptaki sahte Arya hikayesine ve Jane'in Arya rolünü oynamak zorunda bırakılmasına götürüyor ki kendi içinde gerçekten ironik bir hikayesi var. Biliyorsunuz ki yazar ironi yapmayı seviyor. İşte örneğin Bran'ın kral muhafız olmayı hayal etmesi ama onlardan biri olan Jamie tarafından sakat bırakılıp Bran'ı Bran yapan bacakların eline alınması neticesinde Jamie'nin bunun karşılığında onu Jamie yapan kılıç elinin alınması ve sakat kalması kitaplardaki en öne çıkan ironilerden biri bence. Hayli Jane'in Arya'nın o görünüşünü ve eylemlerini küçümseyip aşağılaması ve bahsettiğim diğer psikolojik saldırıları yapması sonucunda ki kızın kralın şeyinde resmen depresyonu girdiğini unutmamak lazım Marka meselesi yüzünden. O aşağıladığı ailenin yerine geçirilmek zorunda kalması ve tüm o aşağılamaları yaşayıp en sonunda çok sevimli olduğunu düşündüğü yüzünün görüntüsünü bozan o burnundaki soğuk ısırı yazarın bir ironisi. Tabi Ramsey'in Jane'in aslında ari olmadığını ve fahşi olduğunu bildiğinin farkındayız aslında. O da kıza öyle davranıyor. Onu aşağılıyor. Ona zarar ve diğer ağzımı almak istemeyeceğim. Iş, ilaçları yapıyor. Bu yandan bakarsak Martin açısından bile Jane aşırı bir bedel ödemiş ki biraz abartılı sanki değil mi? Hadi hazır Jane'den bahsetmişken bu kısmı da biraz değinelim. Biliyorsunuz dizide Arya'nın rolü Sansa'ya verildi ve doğal olarak sahte Arya rolüne Jane'in yaşadıklarını Sansa yaşadı. Bu yaşadıkları elbette ki bir tepki, eleştiri ve sempati gibi şeyler oluşturdu izleyicilerde. Yani işte mesela şey ne gerek vardı böyle bir tecavüz sahnesine veya işte Ramsay'in kişine ağır söylemek gibi tepkilerden bahsediyorum bu tarz sözlerden. Ama gelin göre ki aynı veya benzer tepkileri Jane söz konusu olduğunda da pek göremiyoruz. Hatta okuyup geçip gidiyoruz öylesine. Bu okuyucuların kimisinin diğer okuyucuları eleştirip bir şeydir. Hatta Martin'in panellerinden birinde de izleyiciler arasında konusu olmuştu diye hatırlıyorum. Bence çok haklı bir eleştiri. Yine de bunun sebebini biraz anlayabiliyorum aslında. Sonuçta biz bir kurgu okuyoruz. Yani bunların gerçek olmadığını çoğu zaman bilincindeyiz. Her ne kadar karakterler ve olaylarla böyle bütünleşsek de böyle özümsezsek özümse de. Ama yani yazılı kurgular, görsel kurgular kadar beyni de uyarmıyor. Çünkü bilirsiniz duymak, okumak ile görmek arasında büyük bir etki farkı var. E bu dalın dışında Jane ilk kitapta birkaç saniyede kısaca gördüğümüz ve hiçbir sempati veya empati kurmaya vaktimizin olmadığı bir karakter. Haliye Sansa için verdiğimiz tepkiyi doğal olarak onu da veremiyoruz. Vermiyoruz değil bakın veremiyoruz. Yani burada mesele Jane'e minnak bir karakter olması değil. Okuyucu ile psikolojik etkileşime girebilen bir karakter olmaması. Aksi halde elbette ki inanıyorum Jane sahneleri okuduğumuzda aynı rahatsız hissini içimizde duyardık. Lakin Martin bu karakteri okuyucu ile bağlantısını kuramadığı veya kuracak kadar önemli görmediği için Jane ve Ramsey'in sahilerini okuyup geçiyoruz. İçimizde çok da büyük bir tepki oluşmuyor. Evet internet ortamında dolanırken Jane meselesinde gördüğüm bir aile eleştiri de Jane'in Arya'ya karşı olan zorbaca tavrının gerçek dışı olduğu şeklinde. Bunu söyleyen çok kişi görmedim aslında ama diyen var. Yani eleştiri genel olarak şu şekilde işte Arya sıradan bir lordun da değil azam lordunun kızı ve Jane küçük bir soy olarak hizmetinde bulduğu halinin Ailenin kızı nasıl böyle zorbalık yapar? Bu gerçek hayatta asla olmaz falan. E öncelikle Jane cesaretini Sansa'dan alıyor. Ondan böyle cesaret alması olsa bunları yapamaz. Sansa kızın yaptığı her şeyi destekliyor ve kendisi de yapıyor zaten. İşte mesela ilk olarak Jane bu lakabı taksa da Arya'ya alt surat demesi gibi. Muhtemelen ailede gidip babasına ya da annesine hiç söylememiş, şikayet etmiş neden bilmiyorum. Zaten başkentte olan olayları da gidip babasına söylemedi. Yani bana bunları yaptılar böyle söylediler şeklinde bir şeyler söylemedi. Sadece Sansa'nın Michael konusunda yalan söylemesine şikayet olmuştu. Şikayetçi olmuştu. E demek ki kız olanın içine atan biri ne diyeyim yani. Ha gerçekçi mi? Evet gayet gerçekçi. Şimdi tarihte İngiltere Kraliçesi Victoria'nın en küçük oğlunu himayesine verdiği genç bir soylunun zorbalığa maruz kaldığı biliniyor. Ve annesi hiçbir şey yapmamış bu konuda. Emin değilim ama oğlan şikayet dahi etmemiş sanırsam. Ama yaşadığı evdeki diğer insanlar bunu görüp şikayet etmişler. Mektup yazmışlar kadına. Ama adam İskoç diye armcılık yapıp kötülediğini falan düşünmüş kraliçe. Yani gerçek hayatta bir kraliçin oğluna bunu yapan biri. Kurguda da Azam Nord'un küçük kızına da bunu yapabilir insanlar. Yani bu şekilde bir kurgu yazılabilir. Yani aksi seçim sebep göremiyorum. Jane konusunda Nightmare ile olan ilişkisini geçelim. Bir nevi John'un hayal ile olan ilişkisi gibi derin ee, bağ konusunda aç, derin bağ açısından çok önemli tabii ki. Elbette ilerleyen sahnede ikisi ayrılma sonunda kalıyor ve bu yüzden yakınlıklarını ve ilişkini burada görmek, görmeye başlamak bence önemli. E, bilhassa ayrılığın nehir topraklarına dönüşünde dönüşünden sonra kurt rüyaları görmeye başlaması ve kıta değiştirmesine rağmen ikisi arasındaki bağın güçlenerek artması yani bu baki onca mesafeden Arya Nymeria aracılığıyla ile Lannister'a saldırmaya ve öldürmeye devam ediyor. Ve muhtemelen Elin Payne'i de öldürecek. Ve nihayetinde John Arya'ya geliyoruz. Sansa Arya için gelecek yolculuğunu temsil eden karakteri temsil ediyor ise bir nevi. Yani işte o tüm o ilişkileri ve Joffrey'le aşk muhabbeti gibi şeyin sonuçları gibi şeyler. E John da Arya için geçmişi temsil eden bir karakter. Elbette ki ileride ikisi de bir araya gelecek. Ama Arya tüm kitaplar boyunca Jon'a ulaşma çabası içerisinde Jon'u düşünerek hatırladığı tüm o güzel anlar ve benzeri şeyler Arya'yı eve çeken etkenlerden biri. E Jon'un son povlarına bakarsak, Mance'in Arya'yı eve eve yani kendisine getirmesini dilerken buluyoruz. Yani Arya'nın evi Jon'un yanı Jon için. Birazsa bu povda Jon'un Arya'ya daha fazla gizlenme dediği sözü bir nevi John'un Arya eve dön artık Arya e, ol demesinin işte mecazen temsil eden bir cümle. E, John bir bölümü John'un geleceğini anlatan bir pov ise John 2 de onun geçmişini anlatan bir pov. Bilhassa geçmişte Cat ile olan ilişkisi özünde geleceği ile ilgili aldığı kararda büyük etken sahibiydi. Bu pov'da John'un ailedeki birçok kişiyle etkileşim içinde olduğunu görüyoruz. Cat, Bran, Rob ve Arya. Cat sahnesinin önemli kısımları şunlar olabilir. Jon, Cat'e olan tüm korkusuna rağmen Bran'a duyduğu sevgi için o odaya girer ve vedasını eder. Bran'a olan sevgisi boş ve şaka değil zaten. Doğası daha önce de Cat povunda kadının Jon'dan niye nefret ettiğini ve daha sonra onu kendi çocukları ve torunları için tehdit gördüğünü biliyoruz miras meselesi falan. E John'un ilk aşama ondan korkuyor olmasa ama sonra söylediği veya yaptığı bir şey yüzünden başka zaman o seni korku ağlar kaçardı ama şimdi onu öfkelendiriyor diye aktaran o kızım bizlere John'un ket korkusuyla yüzleşip onu birazcık artık aşık bir yani artık korkusunun öfkeye dönüşerek başka boyut kazandığını gösteriyor bence. Yani evvelinde de tabii onu sevmiyordu falan ama Burada kastettiğim artık korkusu geçmiş ve geriye sadece öfke kalmış gibi. Bu belki de ileride John'un Cat ile tekrar bir araya geldiğinde çatışacakları için gerekli bir altyapı karakter gelişimi olarak yorumlanabilir. E dikkatinizi çekerse bundan sonra John Cat'i arada hatırladığında öfke ve hoşnutsuzluk anıyor ve son John videomda belirttiğim üzere Demir Emet ile yaptığı, yaptığı talim sırasında Ketin yaptığını hatırlayınca hiddetten gözü kararıyor ve neredeyse Emeti öldürecek hale geliyor. Yani bu iki karakter arasındaki nefret boyutu ciddi bir seviyede ve biz doğal olarak bunun sonucunu 7. kitapta karşılaştıklarında göreceğiz. Zira ortada kapanmamış bir hesap var. Anton Çavun'un söylediği gibi eğer ilk perdede duvarda asılı bir silah varsa o silah ikinci veya üçüncü perdede mutlaka. Patlar. E John ve Kate ilişkisi dahil Winterfell'deki tüm bu altyapısı atılmış, gösterilmiş ilişkileri bu söz çerçevesinde görmeniz ve değerlendirmeniz gerekmekte. O silah patlamadan çünkü bu iş kapanmayacaktır. Biraz sahnesi için söylemeyecek çok bir şey yok. Zira tek o kadar gerçek bir etkileşim göremedik. Sadece Jun'un korkusuna rağmen onunla vedalaşmadan gitmek istemediğini gördük ki bu da ona olan sevgisini ifade ediyor. E daha sonraki povlarda uyandığı haberini aldığında verdiği tepki de zaten Bran'a duyduğu sevginin işareti. Bran'ın kurduğu da daha sonra Jun'u yabancıların elinden kurtarıyordu ki bu yüzden yaralanmıştı bile. Tabii ki Bran'ın yardımıyla aslında. E i̇kisinin birbirine duyduğu bu sevginin ileride önemli bir şey için altyapı ve gösterge olduğunu düşünebiliriz. E, Martin bize bu ikisini birbirini çok sevdiğini göstermek istemiş. En azından John'un Bran'a olan sevgisini net gördük. Belki Bran'ın kral olmasıyla meselesiyle ilgili bir alakalı olabilir bu mesele. Ya işte kuramlar doğru çıkar da John denge unsur olarak iki tarafın savaşına son verecek kişi olursa bu mücadelesi ara sırasında öz olmasa bile kardeş olarak görüp sevdiği Bran ile olan yakın ilişkisi müttefikliği hani işte Bran'ın yeşil güçleri sayesinde bizim için aile sonrası kilit ilişkilerden biri olma ihtimalini ortaya çıkartıyor. Zira biliyorsunuz kan kuzgunu Bran kadar John ile de bir şekilde bağlantılı görünüyor. İşte onunla işli rüyalar gösteriyor ve hatta Mormont'un kuzgunu wok'luyor, yanında duruyor falan gözlemli olan muhtemelen. Tabi bunlar bir kuram ama çoğu e, e, okuyucunun emin olduğu bir kuram. E demek ki bu ileride olacak büyük savaşta kan kuzgunu John ve Bran karakterinin önemli olduğunu düşünüyor onları bir araya getirecektir. Rob sahnesi John Rob ilişkisi açısından elimizde olan tek şey. Çok kısa bir sahne. Bu sayede John'un ileride Rob için yeminini terk etmeye meyli olmasının nedenini bu povda da e, görebiliyoruz. John'un Cat'in ona e, kötü olan tavrını konusunda yalan söylemesi, Rob'un annesinin John'a kötü davranmış olmasından korkması, endişelenmesi gibi şeyler ve vedalaşma anları ikisinin birbirine olan sevgi ve ilgisini, derin muhabbetini göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Böylece Rob, özür dilerim, böylece John Rob için bir şey yaptığı zaman bu mantıklı ve altyapısı olan bir eylem alıyor. Aynı şekilde Rob John'un meşhur varisi yaptığı zaman da çünkü bu ikisi birbirine yakın. Artık bunu burada gördük. Arya sahnelerine gelirsek aslında Arya 1 ve Jon 2 sahnenin Jon ve Arya ile bitmesi çok da tesadüf değil. Bu son sahneleri onların birbiriyle ilgili bizim de onlarla ilgili ve Winterfell'deki zamanlar içinde son anları. Bu hem ile olan ilişkiler için hem de bağları için hem de gelecektir için önemli bir gösterge. Winterfell'den ayrıldıktan sonra bağları sona ermiyor. Yani tamam belki yüz yüze bir etkileşim halinde göremiyoruz ama birbirlerine ulaşmak istiyor, birbirlerine çekiliyorlar. İkisi de sürekli olarak birbirlerini geçmiş anılarında anıyor ve şu anki düşüncelerini istila ediyor. İşte mesela Arya Jon'u 42 defa, John da Arya'yı 48 defa düşünüyor 5 kitap boyunca. E bu ikisini diğer star çocuklarına andığı sahneler iki elin parmağını geçmiyor. Bu ikisi bu ikisinin birbiri için ne kadar önemli ve derin bir ilişkiye sahip olduğunu işaret eden bir ayrıntı bu. E söylediğimi anlamınıza yardımcı olması için şöyle bir iki örnek verebilirim belki. Tyrion için Tisha'nın ne denilen önemli ve etki sahibi olduğunu biliyoruz hayatında. Yani sadece geçmiş için değil muhtemelen geleceği için de. Zira düşünün Tywin'i öldürme kararı almasındaki adamın babası tam çok da iyi bir baba değil ama yani yine de öldürüyor yani. En büyük etken bu kadındı ve şu anda onu bulmayı da istiyor. E, Tyrion bu kadının ismini 5 kitap boyunca en az 38 defa anıyor. E, Drago da denin hayatı için çok önemli kişi biliyoruz. Kendi sürdüğü ejderhasına öyle onun ismini veriyor. Ve bugün başkasına aşk gibi görünse bile bugün hala ona karşı hisler sürdürüyor, görünüyor yani bu. Ezira geçmişinde derin izler bırakan biri drogo O da Drago'nun ismi birinci kitaptan sonra sanırsam en az 40-45 defa anıyordu. Şimdi Jon'un son Winterfell bölümünde Arya'ya iğneyi vermesi artık onu korumak için orada olamayacağı için ve bence ayrıca Arya'nın kendisinin aksine hayallerini gerçeğe dönüştürebilmesi açısından verdiği tüm desteği göstermesi açısından önemli. Zira ikisi de ailenin dışında dış, e, ailenin dışına üyeleri, kara ve ikisi de olmak istedikleri için olmak istedikleri kişi olamamakta. En azından aile olmak istediği kişi olmalı. Olmak istediği şeyi olabilmeli ve John bu desteği kimse vermezken ona vermeli. Ayrıca çok önemli ona olduğuna inanın bir diğer noktada John'un Arya'yı olduğu kişi haliyle kabul etme istekli olan yapısı ileride de Arya'nın dönüşeceği kabul etmesini mümkün kılıyor gibi. Aynı şeyi alin diğer üyeler için söylemek çok da mümkün olur mu? bakacağız. Yani biliyorsunuz Arya'nın mevcut durumu oldukça ciddi bir psikolojik değişimi barındırıyor. Ve ölüm ile öldürmekle bu kadar içli dışlı bir karakterimiz var elimizde. Arya annesini ve Robin kendisini kabul edemeyebileceğinden bile düşünmüştü bir ara. Yani sırf ki o vasatlık yüzünden falan. Ve daha sonra da kimse istemese bile Jon'un onu isteyeceğinden çok emindir. Yani kendi annesi bir istemezken Jon'un onu olduğu gibi kabullenebileceğinden emin Arya bu kadar güveniyor ona. John ona bu güveni aşılamış. E, John'un son videosunda Yigret'in masum yaşlı bir adamı nasıl öldürdüğünü ve John'un bundan nasıl rahatsız olduğunu ama diğer yandan da ona olan duygularını öldüremediğini anlatmıştım. John zaten temelde insanların olduğu gibi kabullenmekte e, sorun yaşamayan biri ama katile dönüşmüş o kişi. E, diğerleri için bir şey diyemem ama ayrı söz konusu ise John kabullenecek gibi görünüyor. E Jon'un birbirini yeniden göreceklerine dair sözü de ileride birbirlerine kavuşacaklarına dair bir işaret iken Jon'un Arya ile olan tüm bu sahneleri yakınlığı ve ilişkisi neden Rob için sadece niyetlenmiş iken Yirgit için bile yeminleri bozmaz iken hatta zamanında ve hala çok istediği Winterfell Lord'u olmak, piştikten kurtulmak, sırtak isimini almak için şansı varken yeminlerin için geri tekmişken bunları Arya için ne demek olduğunu bile bile üstünde çok düşünmeden bile bir çırpıda yeminlerinden vazgeçmeyi seçtiği ve sonucunda da onun için öldüğünü anlatması açısından gerekli sahnelerde her biri. Eğer denize belki Rob gibi bir sahne olsa da o küçük kısa bir şey. Koca okyanusu yüzerek geçebilen John'un gidip gölde boğulmasını pek anlamayabilirdik. Kafamızda tam olarak oturmayabilirdi ama böyle Winterfell sahnenin üçte ikisini bu ikisinin ilişkisi üstünde yerleştirirsen o zaman okuyucu da kafamıza oturur. Yani özetle Winterfell'de iken karakterlerin kimlerle etkileşip halinde oldukları ilerleyen hikayelerinde meydana gelecek şeylerin, olayların, durumların birer altyapısı olma özelliğini taşıyor. Eğer X karakter Y karakter ile bir etkileşim içerisinde değilse büyük ihtimalle doğrudan birbiriyle önemli bir olayı olmayacağı içindir. İşte misal bir Rikon ile vedalaşmaması, bu açı bu da John açısından Rickon ile pek önemli bir etki olayı olmayacağı için olabilir. Tabii ki yani Rickon falan ölse tehlikeye falan gelse tabii ki John bir şey yapacaktır. Ama bir ayrılın tehlikede olması gibi bir etki ve eylemden eylemlerine bir değişme sebep olmayacak doğrudan. İşte Yolot o için olduğu gibi. Net ve Sansa ile vedalaşma olmaması ve diğer şeyleri de, şeyleri de bu mantıkla açıklayabiliyoruz. Dediğim gibi daha en başta bahsetmiştim zaten. E buna rağmen elbette ki tüm o karakterlerin Arya ve Jon için anlamda kişiler, önemli kişilerde bunu asla unutmamak lazım. Sonuçta aile üyelerinden, üyelerinden bahsediyoruz, ama diğer etkileşimde bunun karakterler yani hikayelerin etki bakımından çok daha önemli ve etki sahip olacak. Gelelim şimdi Bran Povlarına. Bundan sonrası tamamen Bana ait tespitler ve incelemeler içeriyor. Şimdi romanın açılış sahnelerinden sonraki ilk karakter Povu Bran'a ait. Ayrıca ilk Winterfell bölümü olarak görebiliriz. Aha ne kadar doğrudan kalede geçmese de. E Martin'e göre hikaye elbette ki John Arryn'in ölmesiyle başlıyor ama onun için hikaye aslında çocukların karda kurt yavruları bulmasıyla başlıyor. Zaten kitabı yazmaya başlamadan önce aklına ilk gelen sahne de buydu. E daha önce bahsettiğim karakter povlarının iki sebebini hatırlıyorsun yazımın için. Yani iki karakterler ve ilişkileri hakkında bir şey öğrenmek altyapı olması için iken ikinci sebep de o karakter dışındaki hikayeyi e ee, bize anlatacak birinin olmaması sadece o karakterin olması o ortamda. İşte buranın ilk pov'u ikinci sebebe dayanıyor aslında. Hikaye ve ilk karakterler onun bakış açısıyla bize anlatılıyor, tanıtılıyor. Nedi, John'u, Rob'u ve Theon'u görüyoruz onun sayesinde. Onun sayesinde tanıyoruz ilk aşamada. Onlar hakkında kısa bilgileri alıyoruz ve sonra kurt yavruları buluyoruz. Burası tabii ki bu bölümün en önemli sahnesi. Belki hani kurtların ve çocukların etkileşimi açısından bir sahne olarak da yorumlayabiliriz. Çünkü work tetikleyen ve hayatını önemli ölçüde değiştiren bir olay bu. Hikayenin asıl başladığı zaten bu kurt yavrunun bulunması demiştim. Lakin bizi ilgilendiren kısım bu kadar. Bu sebeple birinci Bran povunda çok uzun süre durmayacağız. Çünkü ana konumuz itibariyle burada biz ekmek yok. Bizim ekmek yiyebileceğimiz pov Bran'ın ikinci bölümü. Burası kral muhafızları ile ilgili bilgilerle başlıyor. Onlardan biri olma hayaliyle. E birkaç sayfa sonra onlardan biri yüzünden ölümle yüz yüze gelip sakat kalacak olması da dediğim gibi daha önce biraz inanık bir durum. Elbette burada Jamie ile olan bir ilişki hikaye altyapısı da görüyoruz ve muhtemelen ikisi için sonraki iki kitaplarda karşı karşıya gelip yüzleşmek ve bir etki sahibi olmasını beklemek doğru olacak. Bu etki tam olarak ne olur emin değilim ama Jamie'nin karakterinin geldiği son noktaya bakarsak işte bir şerefinin peşine düşmesi ve tut, verdiği sözleri yemini tutmaya çabalaması Bran ile yaşanmış bu elim olayın Jamie'nin kefaret ödemelik arzusu ile saklar yanına geçip bir fayda sağlamayı istemesi neden olabilir. Yani şimdi kabul edelim ki Jamie'nin ilk değişimi Stark'ın eline düşmesiyle başlamış iken ve onlarla şeref peşine düşmüş iken tabii ki Brainy'i ayırmıyorum bunun içinde ama hani orada Milyat taşı or orası oldu. Yine Starklarla bunu taşlandırması çok uygun kaçacaktı. Özetle Jaime'nin özelde Bran ve genelde de Starklara karşı bir görünmez bağı varmış gibi Starklar onun kaderi gibi görünüyor. Bran ve Kurdun etkileşim halinde olduğunu, Kurdun olacakları sezip Bran'ı uyarıp bir nevi kurtarmak istediğini görürüz ama sonuç malumdur. Jaime ve Cersei'yi keşfeder ve Jaime onu susturmak için öldürmeye yeltenir. Ve bizimki ölmez elbette ama komaya girer ve sonra sakat kaldığı anlaşılır. John ve Tyrion povlarında bu kurdun Bran'ı hayata tutan kişi olduğunu görüyoruz. Yani bu ikisi arasındaki bağ önemlidir. E genel olarak tabii ki de tüm Stark çocukların kurtlarıyla arasındaki bağ önemli ve işaretler içeriye iş i̇şte işlerinin foreshadowing olmak istediği gibi. Ama Martin'e göre Bran ve Yazan arasındaki bağ birazcık daha özel. Yani onu komada ölümden tutabilecek bir bağ bu. Elbette diğer kardeşlerinde olduğu gibi kurdeyle olan bağı ayrıca onun work yetenekleriyle bağlantılı. Bu povda Bran'ın büvet ağacını korkutucu bulması gibi anıtlar da var. Ama Bran'ın kaderi bu büvet ağacının ta kendisi. O Çok güçlü yeşil bir, gö bir yeşil gören ve yaşayan son büyük yeşil görenin yanına eğitim için gidecek. Bu yüzden tam bir karakter sayılmasa da büvet ağacıyla olan bu kısa etkileşimi de ileri seçim işaret kabul edilebilir. Bu povda ayrıca Cersei ve Jaime'nin yasak ilişkisini öğrendik. E Birçok şeyi tetikleyen bir olaylar silsizliğine neden olan bir ilişkiden bahsediyoruz. Lysa, Arya'nın Lannister'ı öldürdü dediğinde Ayrıca Lannister'ın öldüğü dediğini bunun sebebini bu sayede öğrenmiş olduk. Yahut öğrendiğimizi düşündük. Ve arkasından olan tüm şeylerin sebebini bu sayede gördük. Jaime ve Cersei'nin bir povu olmadığı için bu ikisinin ilişkisini Winterfell'de en uygun Bran ile görebilirdik bence. Elbette bunun sebep olduğu sonuçta da ihtiyacımız vardı. E Jaime'ye bu bölümde aşk için yaptığım şeyler diyerek Bran gibi masum bir çocuğu öldürmek itecek kadar ileri gidebilecek bir olarak tanıdık ve ne de olan husumeti Stark'larla savaşması gibi şeyler bizim aklımıza yatacak altyapıyı verdi. Diğer yandan elbette Bran kışlarını tanıtıyor bize ayrıca. Yani Bran'ın ilk iki povu yukarıda da değindiğim gibi tanıtım povuları olarak karşımıza serilmiş vaziyette. Bran adeta bir yeşil gören bakış açısıyla Winterfell'i ve çevresinde olan şeyleri izliyor ve bizlere aktarıyor. Hikayedeki yetenek vurulunu düşünürsek bu Paul'un Bran'a verilmesi çok uygun. Bran adeta hikaye anlatıcı olarak karşımızda sanki. Buradan Cat'e geçiyoruz. Katlinin ilk povu Bran'ın ilk bölümü, bölümü ardından Tanrı korusunda başlıyor. Bir güneyli gözüyle kuzeyin Tanrı korularının ve kuzey inancının kuzey ve Stark geleneklerinin nasıl olduğunu ve onlara yabancı tuhaf gelişini görüyoruz. Aslında Tanrı korulur güneyde de var ve Ket bunu değiniyor ama kış yerindeki çok daha kasvetli ve ölüm kokan bir havaya sahip olması ilgi çekici bir ayrıntı olarak hep dikkatimi çekmiştir. Eket'in ilk popu da aslında ilk aşama Bran gibi anlatıcı rolüne sahip görünüyor ama ayrıca dolaylı yoldan da Ned'in Aryan ve Robert ile olan yakınlığını Lannister'lara karşı hoşnutsuz duygularını da bize anlatarak karakter etkileşiminin altyapısını atmış yazar. E burası olmasaydı Ned'in Lannister'lara karşı ilk olumsuz tepkimesini gördüğümüzde e, zayıf bir kurgu işlemesi olarak görebilirdik. En azından bir yazar olarak ben öyle görürdüm. Zira Nedim robot ile bu sohbetine kadar bilmem kaç bölüm okuduk bir şey görmemişken tak diye bir şey olması bana zayıf kaçabilirdi. Eta ilk sahnelerde bize bu çıtlatıldığı için de Nedim patlama yaptığı sahneye hazırlı olduk. Bu povda ket bize ayrıca Stark ve kuzey gelenek örneklerine gibi şeylerden bahsediyor ve tabii ki buz kılıcından. Ket'in ikinci puvu ise daha çok Ket'in ilişkileri, korkuları, kısacası kendisi üstüne kurulmuş görünüyor. İlk iki puvla zaten kocası ile olan ilişkisi, yakınlığını ve sevgisini gördük ama ona ihanetin hatırlatan John'un varlığından duyduğu öfke ve korkuyu da çok net şekilde burada görüyoruz. John ve annesi Ned ve Ket arasındaki gizli bir çatlak, üstü kapatılmış ama asla iyileşmemiş bir sorun olarak varlığını devam ettirmiş. Ketin neden olan, ne de olan ve John'un Jon'un annesi olan tüm bu öfke ve nefretini Jon'a yansıttığını e, çok kötü bir ilişkileri olduğunu okuyoruz ve piç olmasına rağmen Jon'un varlığının çocuklarının mirası için tehdit gördüğünü ve büyük korkusu olduğunu görüyoruz bu meselede. Özetle Ket ve Jon'un ilişkisi düşmanca. Yazar soru ki Cat da bunu bize hatırlatan cümleler kuruyor. Misal işte Maya Taş'ın piç olduğunu anlayınca kıza bir anda hoşnutsuzluk hissetmesi, bu duygular sahip olması, onu John'u hatırlatması gibi. <laughs> Üçüncü kitapta Robin John'u meşrulaştırıp varisi yapma hissine tepki verdi. Cat'in korkusunun tekrar yüzüne, yüz, su üstüne çıktığını ve aslında gerçeğe dönüşmeye başlayan adımlar olarak karşımıza serildi bu povlar. E, yeni kitapta da John'un kuzeyi kralı ilan edilmesiyle Cat'in tüm korkusu gerçeğe dönüşmüş olacak ve bu Cat'in John'a karşı saldırgan ve düşmanca tavır göstermesinin de yolunu açacak. Horladığı ve ötrediği bir piçin tüm korkusunu gerçeğe dönüştürdüğünü görmesi muhakkak ki iki dirilmiş ve birbirinden nefret eden karakterin düşmanca eylemlerine neden olmalı. Burada ayrıca Ketin Brana olan düşkünlüğünü de gördük. Ona olanlardan sonra da ruhani ciddi anlamda nasıl yıprandığını gördük, okuduk. İkisi de Winterfell'de kalıyor ama Bran komada olup bir etkileşime girmesi mümkün değil. Ve sonra zaten Ketin Güney'e gittiği ve bir daha onu göremeyeceği için bunu bu pofta ve John pofunda görüyoruz. Bunun gelecekte etkisi ne olabilir? E i̇şte muhtemelen gene John'la alakalı ee, işte karşı düşkün olduğu oğlunun miras hakkını korumaya çalışması ve yaptığı eylemlerin Joe ile kapışması neden olacak olması olabilir belki. Esin fikriniz varsa tabii benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Eket için bir diğer özel olan çocuk Rob ama onun içinde de gerekli değildi bu Winterfell Pov'larında etkileşim. Çünkü tüm kitaplar boyunca Rob'un yanında olacak Catelyn. Rickon ve Sansa hatta için özel etkileşimler görmedik. Bu da bu üçlünün hikayesiyle Cat'in hikayesinin çok büyük etkili bir etkiye sahip olmadığını gösteriyor. Hani bir ihtimal Cat Rickon'u hiç görmeyebilir bile bir daha. Eğer yani iki kızını görecektir. E Ketlin'in e, böyle hani 7. taş kaplak döndükten sonra hani böyle Freider falan öldürüp 6. kitapta ölebileceğini düşünenler var ama öyle düşünmeyin. Çünkü Martin Ketlin'in seri için genel olarak önemli bir karakter olduğunu söylemişti. Bu yüzden muhakkak ki 7. kitaba kadar yaşayacak gibi gözüküyor bu kadın. Buradan Net geçelim. Ned Stark'ın ilk kitap sonunda öleceğini göz önüne aldığımızda eronik bir tablo ortaya çıkıyor bana göre. Ned'in Winterfell'deyken yaptığı at atılan karakter etkileşimlerinin ikisi ölü karakter. Bir tanesi de kendisiyle de beraber ölecek olan bir karakter üzerine. Yani Leanna, Regar ve Robert. Ned Stark'ın sonraki sahnelerini okuduğumuzda da zaten Ned'in tamamen geçmiş yaşadığını söylemek mümkün olabilir. Geçmişte yaşanan o elim olaylar ve ölümlerin Ned'in hala derinden etkilediğini bir acı çektiğini, keder duyduğunu Winterfell sahnesinde gördük. Ve sonraki sahnelerinde de üstüne ekledik zaten devam etti. Şimdi unutmamak lazım ki bugün ve yarın olacak şeylerin tohumları geçmişte atılmıştır. Bu yüzden de tarih bilmek, öğrenmek elzemdir. Nedim'in bu povunu bugünün ve yarının olacaklarının temelini nasıl atıldığını gösteren bir altyapı povu olarak görmek önemliydi. Sadece yedi krallığı etkisi açısından değil tabii Jon'un geleceği için de. E, Robert'ın burada Leanna'ya duyduğu aşı gördük. Ve özellikle Regar ve genelde tergen yanına duyduğu nefretin boyutunu da gördük. Ned'in kalbindeki acıyı da. E bir sonraki Ned Pavu başkenti yolculuk konu alıyordu. Yani denim meselesi öğrenmişti Robert. Orada kin ve öldürme arzusunu gördük Robert'ın ve bu sahne yüzünden bu bize mantıklı geldi. Neden buna karşı çıkması tabii ki mantıklı geldi. Yine bu senler yüzünden neden ileride bir ikinci çocuk katliamına ve deli kral vakasına izin vermemek arzusu ile Cersei'ye çocuklarını kurtarmak için bir şans vermek istemesinin nedenini öğrenmiş olduk. bu alt burada yapmış oldum Martin. E birçok okuyucunun bu eylemi aptalca bulduğunu gördüm ama bu eylem hem insancıldı hem de neden yaşadıklarının travmasını hala atlatamaması göz önüne alındığında net karakterinden beklenmesi gereken en mantıklı eylem de buydu. Yani gidip de doğrudan raporta söyleseydi çocukların ölümünü umursamayacak bir karakter portresi çizecekti. Bu, bu net için atılan altyapı ve çizginin dışında gerçekleşmiş olacaktı. E bu da bir acemi yazın yapacağı bir şeydir. Karakterlerin doğası dışında hareket etmesi gerekiyor çünkü. E net böyle biri olmasaydı zaten kitap sonunda ölmez ve biz farklı bir hikaye kurduk. Muhtemelen de bu kadar etkileyici ve eğlenceli olmayan bir hikaye olurdu bu. Yani gördüğünüz gibi yazar tüm bunları düşünerek karakterleri inşa edip eylemlere imza atıyor. Ve tabii ki bunun sonuçlarına katlanma sonunda kalıyor ee, karakterler. Şimdi neden Joffrey iddiasından gelip adam atmasına sebep olan kızlarına olan düşkünüydü? Hayli onlarla etkileşime girmesi de önemliydi ama onlarla beraber başkente gideceği için Winterfell'de böyle sahneleri gerek duyulmadı. Ama Rob, John ve diğer çocuklar ile doğrudan özel bir etkileşim görmüyoruz. Çünkü hikayeleri açısından çok mühim değil. Birbirlerini doğrudan etkilemiyorlar zira. Elbette ki Rob ve John daha sonra babası için eyleme geçmeye karar veriyor. Ama bunun için zaten altyapı puanı kazanamaya gerek yok. Adam bu çocukların babası yani sonuçta. E geldik inceleyeceğimiz, inceleyeceğimiz son karakter Tyrion Povuna. E, Tyrion'u ilk Jon'un birinci Povunda etkileşime girerken görürüz. Tabii ki Jon ile beraber. E bu kısma değime gerek yok. Jon bölümünde uzun uzun bahsettik. Tyrion'un Winterfell'deki tek bovu ağırlıkta kardeşleriyle ve yeğeni Joffrey olan ilişkisi üzerine kurulmuş. Jaime ile olan yakınlığı ama Cersei ve Joffrey ile arasındaki sevgisizlik ileride de olacaklar açısından bir altyapı niteliği taşıyor. Tyrion bu poz sonrası John ile beraber süre gidip bir sene boyunca kardeşlerini görmeyeceği için Jamie'yi daha uzun süre görmeyecek elbette. Winterfell'de bu Pov bizi okuyucular için bu üç kardeşin ilişkisinin altyapısını göstermesi açısından önemliydi. Hatta tabii ki Joffrey olan ilişkisini görmeyi göstermesi açısından. Çünkü tekrar karşılaştıklarında ikisi birbiriyle böyle resmen böyle alev saçıyorlardı. Cersei'nin Tyrion'dan haz etmemesi ama Jamie ile Tyrion arasındaki sevgiyi de yine burada görmüş olduk. Zaten dikkatinizi çekerse üç kardeşi bir arada aynı sahnede etkileşimde gördüğümüz diye yani Pov burası diye hatırlıyorum. Ayrıca bence biraz üstü kapalı gösterilmişse de Tyrion'un ailesine karşı aslında soru işaretleri ve sorgulamaları olduğunu da burada gördük. Bran'ın uyanıp neler söyleyeceğini bilmeyi istemesi bir kısmına bize biraz da buna işaret olarak yazılmış bence. Şimdi başkası olsa Bran'ın uyanmasını değil ölmesini ister. Çünkü Tyrion bu ikisinin ilişkisini biliyor ve muhtemelen Jaime'den de şüphe ediyor Bran meselesinde. E zaten sonra Jamie'nin Tyrion'un ailesine karşı mı yoksa yanında mı olduğunu zaman zaman anlamadığını söylediği sende bu söylediğimi perçimleyen bir ayrıntı. Yani demek ki Jamie de Tyrion'un bir anda bir şeyler bildiğinin iyi kötü farkında. Ve elbette Tyrion'un tavırlarının bazen işte böyle ailesinin karşısındaymış gibi gösterdiğinde de düşünüyormuş gibi böyle bir şeyler söylemiş. Neyse nitekim Pov'un bu son kısmını Tyrion'un ailesine karşı olacak bir pozisyona girici anlatan bir foreshadow olarak da yorumlayabiliriz kanımca. Videomuz burada son erdi arkadaşlar. İnşallah beğenmezsiniz, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi tuşuna ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.